Dünkü videoda Bobby Codman sunucusunda yarattığı toprak adamı ortaya sokmak için çalışmalara başlamıştı. Hazırladığı komut büro sistemini çalıştırdı ve on binlerce toprak adam oyuna katıldı. Bobby ile seviniyorken bir anda oyuna katılan toprak adamların hepsinin antik gölge karakterlerine dönüştüğünü gördük. Shadow Agent hala ölmemişti. Bobby'nin bir B planı vardı. Malikanenin içine inşa ettiği gizemli tünel sayesinde bulunduğumuz yerden kaçmaya başladık. Shadow Agent bizi kovalıyordu. Bir şekilde tünelden çıktık ve kendimizi Ant'te bulduk. Burası Codman'in sunucusu değildi. Etrafa bakarken bir anda Bobby heykeli dönüştü. Çünkü burası Chris 1545'in sunucusuydu. Bobby'yi nasıl kurtaracağımı düşünürken bir anda yanımıza Anna ile Chris geldi. Bunun üzerine antik gölge efsanesi de bana saldırmaya çalıştı. Elimden geldiğince ondan kaçtım. Ve Bobby'nin olduğu tarafa doğru gitmeye başladı. Bir anlık gazla antik gölge efsanesine doğru koşup ona vurmaya çalışacakken öldüm. Yeniden doğu tuşuna bastığımda her şeyin başladığı yerdeydim. Bundan bir yıl önce. Hiçbir şey bilmeyen noob bir oyuncuyken ayak bastığım yere döndüm. Banlanmamıştım. Galiba artık Codman sunucusunda ölümsüzüm. Evet dostlarım. Artık karşınızda başka bir Borolo var. Bunu niye söylüyorum? Önceki Codman bölümünü izlediyseniz niye bunu söylediğimi anlarsınız. Geçenki Codman bölümünde ölümsüz olduğumuzu fark ettik. Evet şu anda size şaka gibi geliyor olabilir ama dostlarım gerçekten biz galiba Codman serverında ölümsüz olduk. Şu an ekranda görüyorsunuz bakın antik gölge efsanesi. Üzerime koştu, ben de onun üzerine koştum ve bir anda bana vurdu ve öldüm. Öldükten sonra ise direkt dostlarım bakın Codman sunucusuna ilk girdim. Bundan böyle belki 6-7 ay belki 9 ay önce Codman sunucusuna ilk girdiğim yerde spamlı oldum. Bakın burası dostlarım. Hatta bu heykeli hatırlarsanız şu an ekranda ilk bölümlerdeki görüntüleri görüyorsunuz. Bir anda burada spam olduk. Geçenki Codman bölümünde aslında dostlarım Chris'in serverı ile Codman'ın serverı birbirine girmişti. Yani Chris bunu nasıl yaptı, bunu nasıl başardı bilmiyorum ama belki de dostlarım biz Codman serverında ölümsüz değiliz. Belki de Chris server ile Codman server birbirine girdiği için ben Chris serverında öldüm ama Codman serverında oyuna başladım. Yani olaylar artık çok fazla karıştı. Ben de bunu bilmiyorum nasıl bir şey ama pek farkında değilim ama nasıl bir şey oldu. Yani nasıl ölümsüz müyüm değil miyim? Ben geçen bölümün sonunda Chris'in sunucusunda mıydım yoksa Codman sunucusunda mıydım? Antik gölge efsanesi Chris'in sunucusunda mıydı yoksa Codman sunucusunda mıydı bunu bilmiyorum ama dostlarım artık ölümsüzüz. Yani benim işim şu anda ben ölümsüzüm yani o yüzden ona göre artık oynayacağım dostlarım. Eğer Codman sunucusunda ölümsüzsem bakın bu gerçekten böyleyse bizim karşımızda artık kimse duramaz. Ne konsey durabilir, ne antik gölge efsanesi durabilir, ne Codman ne TRMC hiçbir efsane karşımıza duramaz dostlarım. Bakın size bunu buradan söylüyorum. Artık başka bir Borolo izleyeceksiniz. Artık farklı bir Borolo izleyeceksiniz. Artık korkan değil korkutan bir Borolo izleyeceksiniz. Şuraya baksanıza dostlarım. Bundan 9 ay önce bakın gidin Codman'ın ilk bölümünü izleyin. Biz oyuna burada başlamıştık. Tam olarak bu noktada başlamıştık. Bu heykeli hatırlayın. İlk kusursuz da burada tanışmıştık. Burası dostlarım. Her şeyin başladığı yer burası. Hatta buradan bir yerden biz dostlarım kanlı ormana giriş yapmıştık. Kanlı ormanı biliyorsunuz. Yani Codman serisini ilk kez izliyorsanız bakın gidin tüm bölümlerini izleyin. Yorumlara sabitlediğim linkte tüm Codman bölümlerinin playlisti var. Gidip bütün bölümleri izleyin. Tüm videolara like atın ve Codman serisini sevdiğinizi belirtin. Dostlarım her şey çok nostaljik geliyor şu an bana. O kadar nostaljik geliyor ki bakın şu heykellere falan bakın dostlarım. Ben geçen ilk Codman sunucusuna ilk girdiğim zaman. Bir dakika bu kanlı kedilerin burada ne işi var? Lan? Dostlarım bunlar seri katil Fanos yani kusursuz kedileri. Hatırlayın ben ilk Codman bölümünde kusursuz da burada karşılaşmıştım. Kusursuz burada heykel yapıyordu. Lan bu kedilerin burada ne işi var? Allah Allah. Dostlarım çok enteresan. Bakın bundan aylar önce, 9 ay önce, belki 1 yıl önce bile olabilir. İlk Codman serverına girdiğimiz zaman şu an ekranda görüntüleri görüyorsunuz. Kusursuz ile tam burada karşılaşmıştım. Bakın tam olarak bu noktada. Ve her şey o zaman başlamıştı. Kusursuz beni kanlı ormana götürmüştü. Codman'a telefon numaramı kaptırmıştım. O bölümleri hatırlayanlar gerçek Borolo takipçileridir. Ve yine buradayız dostlarım. Ama şunu fark ettim bakın yani şunu siz de fark edebiliyorsunuz. Dostlarım ölmeme rağmen hala da üzerinde antik gölge skini var. Yani ben antik gölge efsanesinin skininden ne yazık ki kurtulamıyorum. Geçen bölümde Bobby ile birlikte dostlarım kendimi yakmaya çalışmıştım. Ekranda görüyorsunuz. Yakmıştım ama bir şekilde bu skini üzerinden parçalayarak eritsem bile tekrardan üzerime bu skin geri geliyordu. Hatta biliyorsunuz ki geçen bölümde Kevin ve Bobby heykele dönüştü. Onlar da Ant'te yani bugünkü aslında bölüm bu bölümdeki amaçlarından bir tanesi tekrardan dostlarım o Ant biyomuna gitmek. Yani Codman'ın malikanesine gireceğiz. Oradan toprak tünele gireceğiz ve oradan direkt ben Ant'e gidip Bobby ile Kevin'i kurtarmaya çalışacağım. Ama şu an dostlarım birazcık nostalji yaşamak istiyorum. Bu sandıklarda bir şey var mı? Oha bir dakika. Demir kazma, demir balta, demir elmas kazma, elmas balta, elmas kürek tamam. Bunları alacağım bir de şunu alayım. Dostlarım bir dakika burada bir sürü blok falan var. Bunlar işimizde yarayabilir. O yüzden direkt ben bunları toplayacağım. Abi o kadar dostlarım. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Oha altınlara bakın. Topla topla bayağı topladım dostlarım. Biz zarar gelmez. Tamam bu kadar yeterli. Dostlarım yanlış hatırlamıyorsam eğer bakın. Yani kanlı ormanın şuradaki bir tane böyle şey gibi bir yer vardı. Hatırladım. Orada biri var. Dostlarım orada biri var. Kim lan o bir dakika.
Aa dostlarım her şey baştan, yemin ediyorum her şeyin başına döndük. Allah çarpsın her şeyin başına döndük. Orada birisi var dostlarım, orada birisi var. Bir dakika, orada birisi var. Acaba Coldwell'ın üstüne ilk kez giren birisi olabilir mi dostlarım? Yani konseyi hatırlayın. Konsey kalesindeyken bir bilgi öğrenmiştik. Yani Coldwell'ın üstüne yeni oyuncular giremiyordu ama artık girebilecekti. Yani whitelist açılacaktı. Belki de whitelist açılmıştır ve bakın orada yeni bir oyuncu var. O tipi çok değişik lan. Yanına gitsem mi acaba dostlarım, ne diyorsunuz? Sonuçta artık dostlarım biz Codman sunuyorsunda her evrene gitmiş, tüm efsanelerle savaşmış, birçok efsaneyi öldürmüş, konseye girebilecek kadar güçlenmiş bir oyuncuyuz artık Codman sunuyorsunda. Yani bu seviyede artık yeni bir oyuncunun yanına ben gideceğim. Bakın ilk bölümlerde kusursuz benim yanıma gelmişti. Ben hiçbir şey bilmeyen bir oyuncuydum. Ama artık ben her şeyi biliyorum. Birçok efsanelerle tanıştım, onları yendim, alt ettim ve artık gerçekten çok güçlüyüm. Ölümsüzüm dostlarım bir kere. Ben artık bir ölümsüz bir oyuncuyum Codman sunuyorsunda. Yani bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Artık ölümsüz bir oyuncuyum. Bakın dostlarım orada heykel yapıyor. Niye heykel yapıyor bilmiyorum. Yani heykel yapmalarının sebebi tam olarak ne bilmiyorum bu Codman sunuyorsunda. İlk oyuna girdiğim zamanlar kusursuz da burada heykel yapıyordu. Dostlarım gidiyorum yanına ben. Bir dakika, gizlene şu aşağıdan gideceğim. Şu an beni göremiyor olabilir. Aha ismi de var dostlarım, bir dakika, ismi de gözüküyor. İsmi Rusça dostlarım, ismi Rusça. Rusça bir isim var. Mapkayece. İsmi Rusça. Acaba İngilizce biliyor mudur? Dostlarım gidiyorum hemen, bir dakika bunu. Beni görürse ne yapar çok merak ediyorum. Bakın bu kim dostlarım? Yani burada yeni bir oyuncu mu? Aa gördü. Lan buradayım, bana bak hey. Aa dostlarım beni gördü, vallahi beni gördü. Kardeş galiba yeni Codman sunucusuna yeni başladın. Keşke bu sunucuya girmeseydin. Allah cezanı verecek yani, söyleyeyim yani. Keşke bu sunucuya girmeseydin. Başka oynayacak sunucu mu kalmadı oğlum? Niye bu sunucuya girdin? Dostlarım bir dakika, yazı yazacağım. Hi, did you just join the server? Do you speak English? Bir de dostlarım İngilizce biliyor mu diye sorayım. Sunucuya yeni mi geldin? İngilizce biliyor musun diye sordum. Dostlarım işte bakın, böyle Codman sunucusuna giriyorlar. Ondan sonra başları belaya giriyor. Aynısı benim başıma geldi. Yani bu sunucuya bir girdim ta aylar önce. Telefon numaram gitti. Adresim gitti. Her şeyimi buldular. Dostlarım 9 aydır bu sunucudan çıkamıyorum. Hasta oldum yani. Bir dakika, koyduğu blokları kırıyor. Ne oluyor lan? Oğlum cevap versene. Niye cevap vermiyorsun oğlum? Dostlarım beni görünce herhalde paniğe kapıldı. Oğlum ben kötü biri değilim, dur sakin ol. Ben sadece normal bir iyi bir insanım. Tipim şu an iyi gözükmüyor olabilir, farkındayım. Çünkü çok fazla sorun yaşadım, bunu farkındayım ama ben iyi bir insanım aslında. Ne yapıyorsun oğlum, dur. Dostlarım koyduğum blokların hepsini kırdı. Oğlum I am telling you. Sana söylüyorum lan, cevap versene. Can you hear me, beni duyabiliyor musun? Hey. Lan dur, nereye gidiyorsun oğlum, beklesene. Dostlarım gidiyor. Aha bakın o dostlarım, o köprü. Bakın bu yol, bu yolu hatırlayın dostlarım, bu yolu hatırlamışsınızdır. Bakın buradan ray yollarından kanlı ormana gidiyoruz. Buradan kanlı ormana gidebiliyoruz. Oğlum sen niye bana cevap vermiyorsun? Kardeş! Yani ben sana zarar verecek bir oyuncu olsam şimdiye kadar seni öldürmüş, bana da yemiştin yani. O yüzden söyleyeyim, ben ölümsüzüm, sen bana zarar veremezsin ama ben sana zarar verebilirim. Hey! Ha ne oldu, vagon bana geldi, ne oldu? Vagon bana geldi. Ne oldu? Yok dostlarım, beni hiçbir şekilde bakın takmıyor herif. Dostlarım ne yapsam bilmiyorum. Yani beni takmıyor. Oğlum cevap versene lan. Answer me, bana cevap ver oğlum. Dostlarım yine manyak oyuncularla tanışıyoruz. Adam bana hiçbir şekilde cevap vermiyor. Cevap versene kral, niye cevap vermiyorsun? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Bak başım belaya girecek. Buradan gidersen, bu yoldan gidersen başım belaya girer kardeşim. Bilmiyorsun. Orada garip garip yaratıklar var. Telefon numaranı kaptırırsan 724 arıyorlar. Sonra vay efendim. Aa yazdı. Dostlarım yazdı. Yazdı. Eğer cevap istiyorsan video kaydını mı durdur? Ney? Eğer cevap almak istiyorsan video kaydını durdur. Dostlarım bu benim video çektiğimi nereden biliyor ki? Bir dakika. Eğer cevap istiyorsan video kaydını durdur. Oğlum. Dostlarım bu benim video çektiğimi nereden biliyor? Şu an ben kayıttayım, video çekiyorum. Kamera, görüntü. Bir dakika, bunu nereden biliyor? Bir dakika, what? How do? Oha dostlarım şu an şoka girdim. Bir dakika, şu an harbiden şoka girdim. Benim video çektiğimi nereden biliyor bu herif? Beni tanıyor o zaman YouTube'dan falan. How do you know I am recording a video? Dostlarım bakın şöyle yazdım. Ney? Benim video çektiğimi nereden biliyorsun yazdım. Eğer cevap istiyorsan, yani sana cevap vermemi istiyorsan video kaydını durdur, öyle cevap vereceğim diyor. Ben de ona dedim ki dostlarım video çektiğimi nereden biliyorsun dedim. Oğlum dur gitme, tamam dur gitme, durdurdum video kaydını. Wait, dur. I stopped video recording right now. Dostlarım video kaydını durdurduğumu söyleyeceğim. Sanki video kaydını durdurmuş bir yazı yazacağım. Right now. Tamam bak, şu an video kaydını durdurdum. Bana cevap verebilirsin. Kim olduğunu söyle bana. Dostlarım ben şu an şok içindeyim. Ya bu herif YouTube'dan beni tanıyor. Yani başka bir açıklaması. Lan dur, nereye gidiyorsun? Lan dur. Dostlarım gidiyor. Dostlarım şerefsiz araya bindi, kaçıyorum, bir dakika buraya gel lan, nereye kaçıyorsun oğlum? Dostlarım bu adam yemin ederim değişik bir adam, bakın ben direktman gözümden dağıttım, en başında gördüğümü anlamıştım. Vallahi değişik bir adam bu, normal bir adam değil dostlarım. Lan dur! Dostlarım ben geçemiyorum. Oh! Bir dakika buradaydı, gördüm az önce buradaydı, bir dakika dostlarım raya bindi, bu nasıl gitti buradan, ben buradan geçemiyorum. Bu daha önce de başımıza gelmişti. Dostlarım hatırlıyorum, bu daha önce de başımıza gelmişti. Bakın ben ilk Codman server'a girdiğimde de buradan geçememiştim.
Ekranda şu anda görüyorsunuz, kusursuz beni geçirmişti buradan. Yanına ışınlayarak bir şey yaparak. Yani ben buradan geçememiştim dostlarım. Çünkü kan normana giremiyoruz. Peki bu herif nasıl girdi o zaman kan normana? Dostlarım bu oyunu yeni başlayan birisi değil, bu oyunu biliyor. Bu oyunu yeni başlayan birisi değil dostlarım, bu oyunu gayet iyi biliyor bakın. Bir dakika, burada bariyer gibi bir şey var dostlarım, ben buradan geçemiyorum. Yemin ederim geçemiyorum. Bir dakika, ben buradan nasıl geçeceğim dostlarım? Acaba suya mı, suya girebilirim belki de? Orada! Dostlarım burada! Yemin ederim burada. Dostlarım burada. Bir dakika, yanına gideceğim. Ne oluyor lan? Dostlarım gidemiyorum yanına. Oğlum daha demin bu adam bu dostlarım buradan vagona binip buradan gitmemiş miydi? Bu nasıl burada çıkıyor? Dostlarım size yemin ediyorum, normal bir oyuncu değil. Bunda bir bokluklar var, ben size söyleyeyim. Bu normal bir oyuncuya benzemiyor. Bunda bir şeyler var dostlarım. Bunda bir şeyler var. Bir dakika, bunda bir şeyler var dostlarım. Bu normal bir oyuncu değil. Bir dakika, bu normal bir oyuncu değil. Bu başka bir şey dostlarım. Bu başka bir oyuncu. Belki de birisidir. Belki de kılık değiştirmiştir. İsmi map. Ne yapıyor lan bu? Ananı avradını dostlarım. Bir dakika, konuşmaya çalışacağım. Sadece konuşmaya çalışacağım. Benim video çektiğimi biliyor. Garip garip hareketler yapıyor. Kim lan bu? Belki de kusursuzdur. Bir dakika. Who are you? Kimsin? Allah için cevap ver bak. Kim olduğunu bana söyle. Dostlarım bakın, ismi Rusça. MAPKYC. Yani Rus birisi olabilir. Ya tam bunun çevirisini bilmiyorum ama dostlarım belki de daha önce gördüğümüz, tanıdığımız birisidir. Ve belki de şu anda kılık değiştirerek karşımıza çıkmıştır. Bilmiyorum ama çok değişik bir adam. How did you do that? Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptığını söyle oğlum. Ben niye mesela bu bloğu kıramıyorum? Dostlarım şuraya bakın, ben bu bloğu kıramıyorum. Yani bu blokları... Aha yazdı. If you want answers... Yine aynı şey yazdı. Eğer cevap istiyorsan, cevap sana cevap vermemi istiyorsan video kaydını durdur yazdı. Bir dakika dostlarım, video kaydını durdursam acaba ne yapacak? Çok merak ettim şu an. Yani benim video çektiğimi nasıl anlayabiliyor ki şu an? Mesela ben ona az önce blef attım, dedim ki video çekmiyorum, durdurdum videoyu dedim ama kafasını böyle yaptı. Yani hala videoya devam ettiğimi biliyordu. Peki gerçekten video kaydını durdursam? Yani şu an çektiğim videoyu telefondan bir video çeksem? Bir dakika dostlarım, öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Dostlarım şu anda video kaydını durduracağım. Bir dakika, okey. Okey, bekle, tamam. Tamam, video kaydını durduruyorum, dediğin gibi olsun. Dostlarım bana cevap vermesi için video kaydını durdurmam gerekiyor. Benim video çektiğimi nereden anlıyor bilmiyorum ama bunu yaparsam belki de bana cevap verir. Dostlarım bakın, şu anda video kaydını durdurdum. Bir dakika, bir şeyler oluyor, yemin ederim bak. Bak dostlarım, video kaydını durdurduğum anda oyuna bakın. Sadece oyuna bakın. Sadece oyuna bakın, bakın. Bak adama bakın dostlarım. Adama bir şeyler oldu lan, ne oluyor? Adamın tipine bakın. Bir dakika dostlarım bakın. Az önce video kaydını durdurdum. Direkt ben video kaydını durdur dedi ve şu anda video kaydını durdurdum ve bakın adam delirdi. Yemin ederim delirdi. Allah çapsın delirdi. Şu oyunun dokularına bakın dostlarım. Oyunun dokuları bozuldu. Elim ayağım titriyor. Oyunun dokuları bozuldu. Kaydı tekrardan başlatıyorum. Kaydı tekrardan başlatıyorum. Dostlarım bakın, size yemin ederim. Allah çarpsın bakın dostlarım. Böyle bir şey ben hayatım boyunca görmedim. Böyle bir şey ben hayatım boyunca görmedim. Bakın bana sürekli video kaydını durdur diyordu. Video kaydını durdurduğum anda oyun kafa yedi. Glitch sesleri çıktı. Adamın skinini gördünüz. Telefondan kayıt alabildim. Bakın tekrar kaydı, tekrar bak direkt. Başlattım video kaydını. Oyun normale döndü. Adam da normale döndü. Çıldıracağım. Vallahi de çıldıracağım. Billahi de çıldıracağım. Ben nasıl video kaydı aldığımı biliyor falan nasıl bilmiyorum. Video kaydını durdurduğum anda oyun kafa yedi. Gördünüz. Siz de gördünüz. Dostlarım yemin ederim gördünüz. Telefondan kayıt alabilmeyi akıl ettim. Allah'tan bunu yapabildim. Videoyu başlattığım anda dostlarım bakın, video kaydını başlattığım anda oyun normale döndü. Bu herif çok değişik bir şey dostlarım. Belki de şu anda karşılaştığımız şu zamana kadarki en garip efsanelerle karşılaştık. Adam video kaydını durdurdu diyor. Benim video çektiğimi biliyor. Video kaydını durdurduğum anda oyun kafayı yiyor. Ha diyordu dostlarım, bir dakika. Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yaptın diye soracağım. Who are you? Dostlarım kimsin sen? Bunu nasıl yaptın ve kimsin sen diye soracağım. Dostlarım ben en başından anlamıştım onun normal bir adam olmadığını. Bakın cidden çok farklı bir adam bu dostlarım. Oyun bildiğin kafayı yedi, çıldıracağım. Video kaydını durdurduğum anda bakın, şu anda izlediğiniz bu video kaydını durdurdum. Adamlar çünkü durdur diyordu. Lan dur, nereye gidiyorsun? Dostlarım oyun boyun donmaya başladı. Yemin ederim bu adam manyak psikopat. Gitti, bir dakika, sisler geri geldi. Oyunun sisleri geri geldi, bir dakika. Dostlarım gitti, herif gitti, bir dakika, herif gitti. Dostlarım herif gitti. Bekleyin, oraya şeyden girmeye çalışacağım. Dostlarım o adamı benim bulmam gerekiyor. Bir dakika, şunun her şeyi bırakın. Galiba hep bir efsaneyle tanışıyoruz. Yemin ederim hep bir efsaneyle tanışıyoruz. Bir dakika, şuradan girmeye çalışacağım oraya dostlarım. Ha, ben böyle bir şey hayatım boyunca size yemin ederim görmedim. Bakın gerçekten hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Adam benim video çektiğimi biliyor. Tamam, belki YouTuber olduğumu falan biliyordur diye düşünmüştüm ama adam direkt videoda olduğumu biliyor dostlarım. Videoyu kapattığım anda oyun bozuldu. Giremiyorum. Hayır, giremiyorum. Dostlarım giremiyorum. İçeriye giremiyorum. Burada da bariyerler var. Kan normana şu anda giriş yapamıyorum. Bir dakika, kan normana şu anda giriş yapamıyorum. Niye giriş yapamıyorum? Çıldıracağım dostlarım. Benim adamı bulmam gerekiyor. O içeriye girmem lazım benim. Bir dakika, içeriye cidden dostlarım, içeriye giremiyorum. Kan normana giremiyorum. Ne yapsam? Adam oğlum daha demin dostlarım vagona binip buradan gitti, sonra buradan çıktı. Oyunu bozdu, kendi skin'i değişti, böyle bir renkli renkli bir şeyler oldu. Oyunun dokularını gördünüz dostlarım. Oyunun dokularını gördünüz. Ne yapsam? Başka bir giriş yolları aramak zorundayım. Yani benim bir şekilde kan normana girmem lazım. Babayı da kurtarmam için, Kevra'yı da kurtarmam için benim kan normana girmem gerekiyor dostlarım. O yüzden bir yolunu bulmam lazım. Tamam bekleyin, diğer yolu denesem, diğer ray yolu belki çalışıyordur. Bak şu an mesela bu blokları kırabiliyorum. Daha demin kıramıyordum dostlarım, gördünüz. Şunu ver. Ver, acil. Buradan gidebiliyorum. Bekleyin dostlarım, buradan gitmeyi deneyeceğim. Belki buradan gidebiliyorumdur.
Benim adamı acil bulmam gerekiyor dostlarım. Yeni efsane bulduk. Yeni efsane. Uzun süre sonra yeni efsane bulduk. Ananı satayım. Önüme vagon geldi. Bir dakika, bu vagon... Lan! Dostlarım adam burada. Adam burada. Bir dakika, adam burada. Dostlarım adam burada. Adam önümde. Adam önümde. Bu sefer yakalayacağım onu dostlarım. Öldürsem acaba bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok manyak bir herif bu dostlarım. Bir dakika, yakalayacağım. Bu sefer yakalayacağım. Buraya gel lan. Buraya gel. Dostlarım, bu sefer kaçırmayacağım. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Dostlarım şu an gidebiliyoruz. Bakın paralara takılmadık. Takılmadık. Vallahi takılmadık. Aha indik. İndik, kanlı ormandayız. Kanlı orman. Buraya gel. Ağzına vurdum bu herifi. Buraya gel. Dostlarım, kanlı ormana hoş geldiniz. Kod benim evlerine tekrardan geldik. Oğlum kaçma lan, buraya gel. Buraya gel. Nerede bu? Aa dostlarım, kaybettik. Nerede lan bu herif? Aha bu evi hatırlamışsınızdır. Dostlarım bu evi hatırlamışsınızdır. Nereye gitti herif? Lan herif nereye gitti? Dostlarım adımı kaybettim. Yemin ederim adımı kaybettim. Bir dakika, şuradan meşale alacağım. Dostlarım burayı hatırlamışsınızdır. Bu eve daha önce girmiştik. Burada ben telefon numaramı kaptırıyordum az kalsın. Burada birçok insanın telefon numarası tutuluyor dostlarım. Ben eskiden böyle şeyler yapıyordu. Lan herif nereye gitti oğlum? Çıldıracağım, herif yok. Aa buldum. Dostlarım buldum, adını buldum. Buldum, buraya gel şerefsiz, buraya gel. Dostlarım bu sefer bunu kaçırmayacağım. Bir dakika, bundan bir şekilde laf almam lazım. Buldum, hadi herifi buldum. Oğlum buraya gel, gerizekalı aptal. Nereye, kime kaçıyorsun? Kimden nereye kaçıyorsun oğlum? Ananı satayım. Oh! Lan? Dostlarım Farut'un... Farut'un baltası! Şerefsiz buraya gel. Dostlarım video kaydı durdu. Dostlarım size yemin ediyorum, bakın Allah çarpsın video kaydı durdu. Bir dakika. Video kaydı durdu. Lan nasıl video kaydı durabiliyor dostlarım? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Video kaydı durdu lan. Aha Farut. Bir sen eksiksin Allah'ın belası. Sen nereden çıktın? Dostlarım kusursuz geldi. Adam oyundan çıktı dostlarım. Onu siz görebilirsiniz mi bilmiyorum. Bakın map GC Left Game oyundan çıktı az önce. Tam adama vurduğum anda video kaydı durduğu için belki de göremediniz bilmiyorum. Oyundan çıktı herif. Oğlum sen ne alaka? Senin ne işin var burada? Dostlarım kusursuz kan normalde. Geçen bölümde görmüştük bu aptalı. Ama şu an bakın Farut halleri, yani seri katil haliyle geziyor. Bana şeyi sordu şu an. O adam kimdi diye sordu. Ulan ben nereden bileyim? Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Don't you know him? Onu bilmiyor musun diye soracağım dostlarım. Adam yemin ediyorum çok ilginç bir adam dostlarım. Video kaydımı durdurdu. Az önce video kaydım yani. Kameram, oyun görüntüsü, bunların hepsi bir anda durdu dostlarım. Bir anda durdu yani. Ya virüs gibi bir şey herhalde, bilmiyorum bu herif. Cidden bilmiyorum dostlarım. Bir sürüleriniz yoruma yazın. Bana adamı sordu, ben de onu tanıyor. Tanımıyor musun? Benim kafasını ayır gibi yapıyor. Oğlum senin bende problemin ne lan? Farut, bırak artık peşimi ya. Bak artık ölümsüzüm oğlum ben. Dostlarım artık bu heriften korkmuyorum çünkü ölümsüzüm yani. Delikanlıysa gelsin vursun bana da ağzına vurayım bir tane. What is your problem with me? Benimle olan problemin ne kardeşim senin? Ne yani, bana bunu söyle. Senin bende problemin ne Farut? Dostlarım niye benim peşimden koşuyor bu? Geçen bölümde niye bana Iceman'i getirmişlerdi? Yani bizi şu an bak beni bırak oğlum, o adamı bulalım. Dostlarımın değişik Rus herifi, o garip adamı bulmamız lazım. Aa yazdı, bir dakika. Ölümsüz olduğunu biliyorum yazdı. Dostlarım Farut da benim artık ölümsüz olduğumu öğrenmiş. Yani bakın ben ama hala emin değilim ölümsüz olup olmadığıma. Belki de ben geçen bölümün sonunda krizi sunucusunda öldüm ve Codman sunucusunda spammer oldum. Ama eğer Codman sunucusunda ölürsem belki de ban yerim, belki de ölümsüz değilimdir. Yani bunu bilemediğim için tam emin de olamıyorum ölümsüz müyüm değil miyim diye. Keşke bilebilsem. Ama şu an ölümsüz taklidi yapacağım. Çünkü dostlarım rakiplerimizi, yani düşmanlarımızı korkutmamız gerekiyor. Ben ölümsüz olduğunu biliyorum yazdı. O zaman ben de şöyle bir şey yazacağım. If you know that, eğer benim ölümsüz olduğumu biliyorsan kardeş, if you know that you should afraid me. Dostlarım şöyle bir şey yazdım. Eğer benim ölümsüz olduğumu biliyorsan benden korkmalısın yazdım. Çünkü dostlarım artık benden korkacaklar, bakın. Hepsini artık önümde diz çöktüreceğim. Bunu göreceksiniz. Hepsi önümde diz çekecek. Eğer ölümsüz olduğunu biliyorsan o baltalarından falan beni korkutamazsın. O garip kedilerin var ya senin. Videonun başında da görmüştük dostlarım. Onlarla da beni korkutamazsın kardeşim. Beni hiçbir şekilde korkutamazsın artık sen. Yani bak, bunu öğrenmen lazım. Anladın mı? O yüzden bak, seni parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. O herifin bana kim olduğunu söyleyeceksin. Bir dakika, bir şey yazdı. Do you want to get rid of the ancient shadow skin? Antik gölge skininden kurtulmak ister misin mi? Vallahi isterim dostlarım, bir dakika. Antik gölge skininden kurtulmak ister misin? Vallahi isterim, evet. Dostlarım bana bu skinden, yani üzerimdeki bu gölge skininden kurtulmak isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki de isterim. Kim istemez? Bir dakika, bunu nasıl yapacağını soracağım. How are you going to do this? Bunu nasıl yapacaksın ya da yapabilecek misin? Dostlarım bana bu antik gölge skininden kurtulmak ister misin diye sordu. Ben de bunu nasıl yapabilirim? Bunu yapabiliyor musun? Nasıl yapacaksın bunu diye sordum. Aha yazdı. Bu çok kolay ama önce benim için bir şey yapman gerekiyor. Bir dakika, bu çok kolay mı? Nasıl kolay oğlum? Ben dünya her şeyi denedik biz dostlarım, geçen bölümde Bobby'le birlikte. Üzerimizden gölge skinini çıkaramadık yani, biliyorsunuz. O da bana diyor ki çok kolay mı? Eğer senin gölge skininden kurtulmamı istiyorsan benim için bir şey yapman gerekiyor diyor. Dostlarım çıkarırız çıksın işte.
acaba benden ne isteyecek? Merak ettim şu an. Bir dakika. Eğer beni gölge sikerinden kurtarabilirmiş. Bu çok kolaymış ama benden bir şey istiyor. Acaba ne istiyor? Bir dakika. What will I do? Ne yapacağım? Dostlarım ne yapacağım yazdım. Merak ettim şu an bakın. Yani diyor ki bana antik gölge sikerinden kurtulmak ister misin? Evet dedim. Bunu nasıl yapacaksın diye sordum. Bunu çok rahat yaparım ama benim için bir şey yapman gerekiyor dedi. Ulan var ya yine bir şeyler planlıyor dostlarım. Bu seri katile var ya gram güvenmiyorum. Zaten Arkosu'dan sonra 5000 dolar mı ne aldı bu herif hatırlayın. Eller Arkosu Hastanesi'nden 5000 dolar aldı beni öldürmek için. Hala beni öldüremedi. Follow mu yazdı? Aa dostlarım bir yere gidiyoruz. Oğlum yine bak beni tuzağa muzağa düşürürsen var ya bak seni parça parampinçi giderim bak kusursuz. O baltalarına güvenme oğlum artık ben ölümsüz immortalım oğlum ben artık. Ben artık immortalım kardeşim. Yani tam dostlarım hala immortal olduğumu emin olamıyorum ama yani tam olarak bilemiyorum. Hani riske de atmam kendimi asla ölmeme izin vermem yani onu da söyleyeyim. Çünkü dostlarım net bir şey yok ortada kesin bir şey yok. Ölümsüz olup olmadığımı tam olarak bilmiyoruz. Bakalım beni nereye götürecek. Oğlum dur çok ses var git dur oğlum o kadar uzaklaşma göremiyorum dur. Dostlarım felaket sesi çıktı şu an hiçbir şey göremiyorum. Ve adam beni bayağı kusursuz beni birkaç dakikadır bir yere götürmeye çalışıyor. Oğlum nereye götürüyorsun lan beni? Aha bir dakika redstone bir şeyleri var. Bu ne lan? Bir dakika dostlarım nereye geldik? Burada bir tane kamera var. Sandalye var. Burada garip bloklar var ve sandık var. Dostlarım bu bir şey planlıyor bir dakika. Seri katil kusursuz şu an bir şey planlıyor dostlarım. Ne planladığını tam olarak bilmiyorum ama bir şey planladığına eminim. Bakın burada bununla ne alaka bu kamera mamara bir şey şu an. Bir dakika sandığı açtı ben sandığa girebiliyor muyum? Aha giremiyorum. O ne lan? Aha dostlarım burada yeşil bir su var şuraya bakın. Bu ne oğlum? Aha yazdı. Seni bir kez öldürmeme izin verirsen seni antik gölge sikirinden kurtarırım. Ney? Bir dakika dostlarım benden istediği şeye bakar mısınız? Eğer antik gölge sikirinden beni kurtarmasını istiyorsam onun beni bir kez öldürmesine izin mi vereceğim yani? Ney? Bir dakika beni niye öldürmek istiyor ki dostlarım? Çok saçma bir şey istedi şu an benden. Yani ölürsem dostlarım eğer hani bakın dediğim gibi kesin bence bir garantisi yok. Ölümsüz olmayabilirim. Ve eğer kusursuzun beni öldürmesine izin verirsem banlayabilirim. Belki bu bir oyundur. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bekle why do you want... To kill me. Beni niye öldürmek istiyorsun diye soracağım. Dostlarım ölümsüz olduğuma emin olsam yemin ederim hiç düşünmem yani. Şu gölge sikirinden beni kurtarması için düşünmem öldürtürürüm kendimi. Ama mesela şu an beni niye öldürmek istediğini de anlayamadım. Benim ölümsüz olduğumu sanıyor şu an kusursuz. Ama beni bir yandan öldürmek istiyor. Niye bunu istiyor yani? Sebebi ne olabilir? Hani burada kamera falan koymuş. Bakın burada kamera var. Burada bir tane sandalye var. Bunları niye buraya koymuş? Niye beni öldürmek istiyorsun diye sordum. Ben bir seri katilim. Elarkos'un bana ödeme yapması için seni öldürmem gerekiyor. He. Dostlarım şimdi anladım. Bakın önceki kodman bölümünü izleyenler bilirler. Elarkos efsanesi. O ölmeden önce dostlarım Elarkos efsanesi vardı ya. Beni sırf Fonat'ın öldürmesi için ona 5000 dolar teklif etmişti. Ama Fonat beni hala öldüremedi. Aylar geçti üzerinden. Ve galiba bakın Elarkos'un ödemeyi almak için 5000 doları Elarkos'tan almak için beni öldürmesi gerekiyor. Şimdi anladım. Peki kafama oldu şey takıldı dostlarım. Mesela bu kamera falan ne için? Yani bu kamera, bu sandalye falan ne için? Tamam beni öldürecek de bunlar ne için yani? Onu merak ettim şu an. Onu soracağım. What is this camera for? Kamera ne için yazdın? Bu kamera memera ne için? Niye bu kameraları buraya koydun? Yani onların cevabını da ver dostlarım. Acaba beni öldürürken video kaydı falan mı alacak? Anlamadım ki. Yemin ederim anlamadım yani. Sırf Arkos'tan 5000 doları almak için dostlarım beni öldürmek istiyor. Bakın ederimiz 5000 dolar olmuş. Yani bizi öldürürse Arkos ona 5000 dolar ödeme yapacak. Ve Arkos'u bu şekilde kandıracak çünkü Arkos benim ölümsüz olduğumu bilmiyor. Borolo'yu öldürdüm artık o oyunda değil diye böyle Arkos'a söyleyecek. Aha yazdı. Kamera ne için diye sormuştum. Bu iş bu, seni öldürürken kamera video çekeceğim. Arkos'un bana inanması için. Dostlarım dediğim gibi evet. Beni öldürürken büyük ihtimalle video çekecek ve Arkos'a bu videoyu gösterecek. Bak Borolo'yu öldürdüm 5000 dolarımı bana ver diyecek ama aslında ben ölümsüzüm dostlarım. Ben hani... Yani ölsem bile tekrardan doğabiliyorum. Ama buna emin değilim işte. Emin olmadığım için düşünmem lazım şu an. Kendimi öldürtürsem eğer bu gölge skininden kurtulurum. Hatırlıyorsanız dostlarım bu gölge skini çok illet bir şey. Yani ben şu an bir oyuncuya vurduğum zaman benim de canım gidebiliyor bazen. Ya da bir anda dostlarım böyle üzerinden siyah dolanlar çıkıyor. Antik gölge askerleri beni rahat bir şekilde bulabiliyor. Yani benim bu gölge skininden kurtulmam lazım. Dostlarım ne yapsam? Yani ölümsüz olmadığımı emin olamıyorum şu anda. Ölümsüz olmayabilirim. Yani ölümsüz olmama ihtimalim de var. Ya ölürsem ya ban yersem? Böyle bir riski alamam yani. Bir dakika dur falan da şey yazacağım. Let me think a little. Birazcık bana izin ver düşünmem için yazacağım dostlarım. Bir düşünmemiz gerekiyor öncesinde. Yani beni öldürmesine kusursuzun izin verirsem yani ban da yiyebilirim. Çünkü bakın dediğim gibi şu anda krisis sunucusuyla kodmeni sunucusu iç içe girdiler. Yani ben geçen bölümün sonunda antik gölge efsanesiyle birlikte krisis sunucusuna da geçmiş olabilirim. Ve orada da ölmüş olabilirim. Ve orada öldükten sonra kodmen serverında spawn olmuş olabilirim. Yani o yüzden ben ölümsüz olmayabilirim kodmen sunucusunda. Sen ölümsüzsün bir şey kaybetmeyeceksin yazdı. Kral doğru diyorsun da işte ölümsüz olup olmadığımı bilmiyorum yani bilsem keşke. Keşke bilsem. Kral just one minute valla bak bir dakika bekle bir düşüneyim. Just one minute dostlarım bir dakika da düşünmem gerekiyor. Şu anda bakın yorumlara yazın sizce kendimi kusursuz öldürtmeli miyim yoksa öldürtmemeli miyim? Bu bir risk mi? Şu an sizce ölümsüz müyüm değil miyim? Yani öldürürsem ölür müyüm? Ban yer miyim? Yoksa tekrardan ilk oyuna başladığımız yerde spam mı oluruz?
Kafam şu an dostlarım çorba gibi. Hangisini yapsam? Dostlarım öldürtsem mi kendimi? Öldüreceğim galiba. Lan. Dostlarım Rus numarası arıyor. Bir dakika Rus numarası arıyor. İzlemeye devam ediyor Donalo. Sakın teklifi kabul etme. Seni öldüreceğim. Video çekerse her şey biter. Bize yardım edersen Spalansa'ya katılan için yardım edeceğim. Seni kolaylıkla bulalım. Dur kapama, dur bir şey diyeceğim, dur tane. Dostlarım TRMC beni izliyor. Bir dakika, TRMC şu an beni izliyor. Dostlarım teklifi kabul etme dedi bana. Teklifi kabul etme, eğer seni öldürürken video çekerse başım belaya girer dedi. Dostlarım şu an TRMC beni bir yerden izliyor. Eğer bana yardım edersen senin için galiba konsere katılmak için yardım ederim falan filan dedi bana. Konsere girmen için yardım ederim sana dedi. Dostlarım TRMC beni izliyor. Fanatun bana şu anda teklif etti şeyi de duymuş. Ve diyor ki Fanatun teklifini kabul etme. Eğer seni öldürürken video kaydı alırsa başım belaya girer diyor. Dostlarım TRMC şu an güvenmek bana daha mantıklı geliyor. Şu an TRMC'ye güvenmek bana daha mantıklı geliyor. Kendimi öldürtmeyeceğim. Dostlarım kendimi öldürtmek çok mantıksız. Bakın bir de şey falan dedi TRMC. Seni öldürürken videoyu çekerse başım belaya girer gibi bir şey söyledi. Kendimi öldürtmeyeceğim. Lan! Dostlarım Fanat'a vurunca ben de hasar alıyorum bak. Bu gölge skini yüzünden oluyor işte bak. Bu gölge antik gölge skini yüzünden oluyor dostlarım. Hiçbir şey vuramıyorum. Allah kahretsin, hiçbir şey vuramıyorum. Çıldıracağım. Dostlarım vuramıyorum. Aa, baltaları kaldırırız. Lan geliyor. You made a mistake again. Hayır gelme dur. Dostlarım bıktım ya. Vallahi bıktım artık. Ya arka sokaklarda bu kadar kovalamacı yok. Gerçekten artık arka sokaklar dizisinde bu kadar kovalamacı yok ya. Yine kovalıyor beni. Bir şey göremiyorum ki. Önümde göremiyorum. Kaç Bora. Dostlarım benim bir şekilde yani bu antik gölge skininden kurtulmam şart artık. Bakın herhangi bir canlıya vurduğumda benim de canım gidiyor. Sırf bu antik gölge skini yüzünden oluyor ya. Çıldıracağım. Kimseyle savaşamaz oldum ya. Vallahi çıldıracağım ya. Geliyor mu bu? Anneni geliyor. Wow! Dostlarım ölmüyor. Bir dakika. Ölmek yok abi. Ölürsem ya ben yersem riski alamam dostlarım. Bu riski asla alamam. Aha meşale var. Lan! Aha dostlarım Kodman'ın eski mekanı. Kodman'ın eski mekanına geldim. Lan oğlum yürü git lan. Aha dostlarım yeni video kamera koydu. Hayır. Oh my god. Dostlarım kaç. Kodman'ın mekanı eski mekanına geldi. Kodman'ın eski mekanına. Lan! Lan bu adamların burada ne işi var dostlarım? Bir dakika, bunlar konsey askerleri değil mi? Lan burada konsey askerlerinin ne işi var? Ne oluyor oğlum? Bir dakika dostlarım, bunlar konsey kalesindeki yani konsey, altılı konseyi biliyorsunuz. O konseydeki kaledeki bu paralı askerler değil mi bunlar? Silah kullanan askerler. Bunların Kodman'ın eski mekanında ne iş var? Burası Kodman'ın eski mekanı dostlarım, hatırlayın burayı. Burada benim ev adresini bir şey almıştı. Burası orası, oraya gelmişiz lan. Bir dakika dostlarım, demek ki bu mekana konsey el koymuş. Konsey bu mekana el koymuş dostlarım, bakın burada konsey kalesi askerleri var. Fanat nereye gitti? Bir dakika, Fanat yok. Dostlarım Fanat'ı göremiyorum şu an. Galiba kaçtı, bir dakika. Dostlarım benim de buradan gitmem lazım. Şu an konseye hiçbir şekilde bulaşmak istemiyorum. Benim acilen Kodman'ın yeni malikanesine yani geçen memde bulunduğumuz yere gitmem gerekiyor dostlarım. Benim Babel ekibini kurtarmam lazım. Benim o adamı bulmam gerekiyor dostlarım yani. Ama ondan önce, her şeyden önce benim Babel ekibini kurtarmam gerekiyor. Ben burada ne yapıyorum dostlarım? Fanat galiba kaçtı ben buraya gelince. Dostlarım ben de kaçacağım. Burada bu konsey askerlerinin ne işi var bilmiyorum. Tüylerinizi yorumlara yazın. Sizce niye burada? Bunlar ne yapıyor burada? Bu arada bayağı uzağım. Ciddiyle bayağı uzağım dostlarım. Kodman'ın yeni malikanesine yani geçen memde bulunduğumuz yere bayağı bir uzağım. Yaklaşık 1000 blokluk bir yürüme mesafem var galiba. 1000 blok falan. Olsun dostlarım, yürürüm, sıkıntı yok. Dostlarım ben gidiyorum. Yani benim bu işlerle uğraşmam lazım. Benim direktman gidip Bobby ile Kevin'i kurtarmam lazım. Yani geçen memdeki ende giden o toprak tünelin içine girmem gerekiyor. E onu nasıl yapacağım? Kodman'ın malikanesine girmem gerekiyor. Dostlarım tam gaz oraya gideceğim hiçbir şekilde durmadan. Dostlarım bayağıdır yollardayım. Yani şu an ben ne yapıyorum bilmiyorum. Yani o videonun başındaki adamı sürekli düşünüp duruyorum dostlarım. O videonun başındaki adam nasıl bir manyaktı? Nasıl bir ruh hastasıydı? Benim aklımın alamadığı tek bir şey var. Bir, benim video kayıtlı olduğumu nereden biliyor? Bir eklenti mi kurmuş? Bunu görebiliyor mu? İki, benim video çektiğim video kaydını nasıl durdurdu dostlarım? Yani video çekiyordum ben, onu durdurdu, sonra oyundan çıktı. Yani bunu nasıl yaptı? Bakın ben hala o adamı düşünüyorum. Yani şu anda seri katil, kusursuz, mutsuz umurumda değil dostlarım. Antik gölge efsanesi falan umurumda değil. Ben o adamı düşünüyorum şu an. Bakın, işi gücü bıraktım. Şu an tamamen o adamı düşünüyorum. Bu arada geldik galiba dostlarım. Vallahi geldik, bir dakika. Geldik dostlarım, geldik. Ne olmuş lan buraya? Aa dostlarım, her yerde antik gölge askerlerinden var lan, bir dakika.
Dostlarım eve buradan giremem ben. Bakın fark ettiniz mi? Evin dostlarım malikanenin duvarları bile gölge bile öyle değiştirilmiş. Yani gölge bile öyle kaplanmış. Her taraftalar oğlum, bu ne? Dostlarım şuraya bakın. Malikaneyi tamamen ele geçirmişler. Bakın büyük ihtimalle büyük toprak adam ordusunu da ele geçirdiler. Yani Bobby'nin binlerce toprak adam askeri vardı. Bunları spam edebiliyordu. Kodman suyun üstüne sokabiliyordu. Geçen benim antik gölge efsanesi bunların hepsini öldürdü dostlarım. Hepsini hem de. Bir dakika, burada çok mu asker var? Dostlarım bunlar beni görürlerse ne kadar nasıl bir tepki verirler bilmiyorum. Şöyle baksam bir göremiyorum ki tam olarak. Bir dakika sakin olacağım. Şuradan baksam. Dostlarım çok asker var. Hissediyorum yani, bakın baksanız aşağıda full gölge adam askeri var. Burada da var. Yok dostlarım, buradan buraya hayatta girilmez. Bakın amacımız şu olacak. Benim bu malikanenin içine bir şekilde girmem lazım. Malikaneye girdikten sonra eve girmem lazım ve en üst kata çıkmam lazım. En üst kata çıktıktan sonra bir tane toprak bir tünel var dostlarım. O toprak tüneli geçen bölümde girmiştik. Bobby'nin yaptığı bir tünel o. Ve o tünel beni dostlarım yanılmıyorsam krizin sunucusuna götürecek. Yani olaya bakın. Bir sunucudan bir sunucuya bir tünel sayesinde geçebiliyoruz. Ama benim işte eve nasıl gireceğim? Eve girmenin yolunu bulmam lazım. Ya yani antik gölge efsanesi o evin içinde olabilir. Başkaları evin içinde olabilir ve bakın bütün ya, malikanenin duvarlarında gölge bloklarını görüyoruz. Yani ben eve nereden girebilirim? Yukarıdan kırarak, zıplayarak mı girsem acaba? Yani direkt altıma blok koyarak dostlarım evin çatısına çıkarım. Oradan direktman girelim diye düşünüyorum. Allah dur. Başka bir çare var mı? Bilmiyorum. Yani benim bir şekilde eve gir... Aha bir dakika dostlarım, burada delik var. Hatırladım burayı. Bir dakika, burada delik var. Dostlarım burada delik var. Bekleyin. Yemin ederim burada delik var. Bir dakika şuraya blok koyacağım. Dostlarım bu delikten gireceğim. Bekleyin. Sakin. Direkt bu delikten gireceğim. Niye uğraşıyorsam? Lan dur, meşalemi ver. Bakın dostlarım, bu deliği hatırlıyorum. İçerisi temiz mi? Oğlum şuraya bakın. Dostlarım her yer gölge bloğuyla kaplanmış. Evin duvarları bile, şuraya bakın. Umarım burası temizdir bu arada. Şu an sistem etrafı göremiyorum. Temiz. Burada bu kadar fazla gölge bloğu yoktu dostlarım. Her taraf gölge bloğuyla kaplanmış. Burayı geçen bölümlerde görmüştünüz. Yani burada bu kadar gölge bloğu yoktu. Buna eminim. Ama direkt buradan da girebilirim. Dostlarım bir dakika. Direkt buradan gireceğim. Bakın burası da, yani biz 2 bölüm önce Dollar Street efsanesiyle savaşırken Bobby bu duvarı patlatmıştı. Dostlarım buradan direkt giriyorum. Buradan girdikten sonra tek şu an yapmamız gereken şey yukarıya çıkmak olacak. Umarım içerisi temizdir. Ananı temiz değil. Kim var lan orada? Aa dostlarım, takım elbiseli gölge adam var. Takım elbiseli gölge adam, elinde bir şey var. Bir dakika, ne tutuyor elinde? Dostlarım orada takım elbiseli gölge adam var. Bu adamı biliyorsunuz. Bu adam beni hapse atan gölge askeri. Elinde garip bir şey tutuyor ama tam olarak ne bilmiyorum. Dostlarım içerisi kalabalık bu arada. Yani benim çaktırmadan bir şekilde benim içeriye girmem şart. Aha! Kitap mı lan o acaba? Dostlarım kitap galiba. Bir dakika. Takım elbiseli gölge adam az önce normal gölge adama, gölge askerine bir tane kitap attı. Kitap. Eğer kitaba sadıklarsanız kitap ana sayfada belirir, bu ekranda gözükür. Adamın arkası dönük dostlarım bu arada. Ben direktman risk almak zorundayım. Başka bir çarem yok. Dostlarım en kötü ölürsem de ölürüm yani. Dünyanın sonu değil ya. Elimdeki kitap dostlarım. Bir dakika, galiba o takım elbiseli gölge askerin şu an attığı kitabı okuyor. Umarım beni görmez. Şu şekilde bakın. Sakin. Sağ tarafta bir çıkış olması gerekiyor. Ana ole giren bir çıkış. Şuradan çaktırmadan. Gir. Dostlarım ana çıkışı burada bakın. Direkt ben buradan dışarıya çıkabilirim. Aa! Lan! Dostlarım adam! Lan niye yazı yazıyorsun? Yazı dostlarım, yazı yazdı. Ortaya çıkacağız. Eğer cevap arıyorsan video kaydını durdur diyor. Dostlarım adam orada. Merdiven bak, burada merdiven yığını vardı geçen bölümden kalan. Merdiven yığının ağzında bak, beni izliyor orada. Dostlarım buraya nasıl gelmiş bu manyak? Orada. Ananı kaç. Kaç! Dostlarım patladık. Yemin ederim patladık. Bu şaka mı lan? Dostlarım bu adam Kur'an çapsın manyak. Manyak bu adam, manyak. Nereye gideceğim? Dostlarım benim bu adamdan bir şekilde kurtulun. Benim buradan çıkmam lan. Ne oluyor lan? Ananı satayım dostlarım. Takım elbiseyi gölge adam. Geliyorlar. Kaç bir dakika kaç. Dostlarım kaçacağım direkt. Kaç. Lan burası kapanmış. Dostlarım bittik. Bittik. Dostlarım ne yapacağım? Hapise giremem. Bir dakika, bunlar beni hapse sokmaya çalışacaklar. Öldürmeyecekler. Dostlarım ne yapacağım lan? Dostlarım bakın. Takım elbiseli gölge adam. Bu beni hapse atan gölge adam askeri. Kendimi öldürteceğim lan. Ne oluyor? Aa dostlarım yine bir şeyler oluyor. Yemin ederim yine bir şeyler oluyor. Kral bak. Ben hapse falan gelmeyeceğim. Bak unut. Ben hapse falan gelmeyeceğim. What do you want? Ananı geliyorlar, hayır! Dostlarım öleceğim!
Bunlar beni öldürmeye mi çalışıyor, anlamıyorum ki. Lan ölüyorum vallahi dostlarım, ölüyorum. O adam! Ne yapıyor lan bu? Dostlarım! Geldi! Geldi! Lan bu ne? Pervane gibi dönüyor oğlum, ne oluyor lan? Dostlarım bu adam, yemin ediyorum çok manyak bir adam. Tipe bakın, şu tipine baksanıza. Ne yapıyor lan bu? Dostlarım takım elbiseli gölge adamı da öldürdü bu arada. Takım elbiseli gölge adam da öldü. Benim bu adamı gerçekten araştırmam lazım. Dostlarım benim bu adamı bir şekilde araştırmam lazım. Bak yine aynı şey yazdı. Eğer cevap istiyorsan video kaydını durdur yazdı. Tamam bak, söz duracağım, bekle wait. Wait, bekle dur. Söz duracağım, bekle dur. Stop dur. Bak. Who sent you? Seni kim yolladı? Bana bunu söyle sadece. Eğer if you say that, dostlarım bir dakika. I will stop the video recording. Dostlarım bakın şöyle bir şey yazdım bu herife. Bak sürekli aynı şeyi söyleyip duruyor. Video kaydını durdur diyor, sana cevapları vereceğim diyor. Video kaydını durdurduğunda ne olduğunu gördünüz. Oyun bozuldu, kafa yedi. Ben de şöyle bir şey yazdım. Bana seni kimin gönderdiğini söyle, eğer bunu söylersen video kaydını durduracağım yazdım dostlarım. Bana seni kimin yolladığını söylemen lazım bak. Dostlarım bu herifi birisi yollamış belli. Bu adam kim? Neci? Neyin nesi? Rus mu? Başka bir şey mi? Efsane mi? Yaptıkları çok ilginç dostlarım benim. Yani bakın şu anda kayıttayım. Sürekli kaydı kontrol ediyorum. Çünkü az önce kaydı kendi kendine kapattı dostlarım. Yani kaydı kontrol etmem gerekiyor. Bu adam nasıl birisi? Yani benim bu adamı çözmem lazım. Az önce pervane gibi dönerek dostlarım tüm gölge askerlerini öldürdü. Bana cevap vermen lazım. Ne dersin? Olur mu? Nereye bakıyorsun? Bak, please. Who sent you? Vallahi bak lütfen. Who sent you? Bunu lütfen cevapla. Please answer this question. If you do that, I will stop video record. Dostlarım daha ne yazayım bakın. Bana sadece kimin bak. Sen bana bir adım at, ben sana o adım atacağım. Bak bana seni kimin yolladığını söyle. Seni buraya kim yolladı? Sen niye bir mi karşıma çıktın? Dostlarım adam oradan bir anda bak merdiven yanına. Adını satayım. Lan! Antik gölge efsanesi geldi. Dostlarım lan kaç. Antik gölge efsanesi geldi. Lan oğlum duvar kırıyor dostlarım. Antik gölge efsanesi geldi. Kaç! Dostlarım fırsatımı fırsat, kaç! Ah! Dostlarım merdiven yanı kalkmış! Yukarı kaç! Dostlarım bir dakika, yukarı çıkmam lazım. Bunlar bana saldırmıyorlar. Dostlarım antik gölge efsanesi olsun, garip adama saldırdı. Bir dakika, antik gölge efsanesi burada! Geçen bölümde en son Ant'teydi. Dostlarım, tünel nerede? O tüneli, toprak tüneli bulmam lazım. Toprak tünel! Kapalı. Dostlarım kapalı, bir dakika. Babi buradaki komutanlarından bir tanesini açmış dostlarım onu. Yani o kapıyı... Ne oluyor lan? Dostlarım bir dakika. Gölge askerlerini öldürüyorum. Shadow Soldier UAF 4E8 After Game. Bakın şu anda bir sürü gölge asker oyundan çıkıyor lan, ne oluyor? Bir sürü gölge asker oyundan çıkıyor. Dostlarım bakın galiba hani geçen bölümde hatırlayın. Babi burada böyle dörtmenleri oyuna sokuyordu ya, toprak adamları. Babi'nin toprak adamları gölge adama dönüştü. Ve biz şu anda galiba gölge adamları öldürüyoruz dostlarım. Bu şalteri açarak, komutlarını açarak. Galiba öldürüyor. Vallahi öldürüyoruz dostlarım, öldürüyoruz. Ne oluyor lan? Geliyorlar. Dostlarım geliyorlar. Korkmayacağım artık. Korkmayacağım, geliyorlar. Dostlarım şu an tüm bakın. Tüm gölge askerlerini öldürmeye devam ediyorum. Ne oluyor lan? Lan! Dostlarım antik gölge geldi. Dostlarım antik gölge askerlerimiz geldi. Hayır. Geldi. Nerede lan bu? Anonsları hayır, komut bloklarını kırıyor. Hayır. Kapı açıldı, kaç! Dostlarım kaçıyorum. Kapı açıldı. Geliyor. Kaçmam lazım. Geliyor dostlarım. Antik gölge efsanesi. Bakın az önce o herifi kovuluyordu. Herifi niye bıraktı, benim peşimden geldi? Çünkü onun gölge askerlerinin birçoğunu öldürdüm az önce dostlarım. Bakın komut blok sayesinde. Birçok gölge askerini az önce öldürdüm. Hepsini, bayağı birisini öldürdüm. Kaçmam lazım. Dostlarım şu anda bakın büyük ihtimal end boyutuna geçtik. Işıklar falan değişti bakın. Aynen geldim. Dostlarım geldim tünele. Tünele geldim. Hala kovuluyor beni bakın ama bu sefer hızlanmıyor. Geçen bölüm tünelde hızlanıp önümüze geçmişti. Bu sefer hızlanmıyor. Yoruldum artık bilmiyorum ama end'e geldik. Dostlarım amacım direkt ben babayla Kevin'i kurtarmak. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. İnanın bana ne yapacağım bilmiyorum. Babayla Kevin'in heykeli en son burada. Orada var. Dostlarım orada. Heykeller orada. Ne yapıyor lan bu? Dostlarım bu nasıl geldi buraya? Antik oyun geliyor. Antik gölge geliyor dostlarım. Lan! Aa dostlarım sırtına bindi. Antik gölgenin sırtına bindi. Oha dostlarım şuraya bakın.
Antik gölgenin sırtına bindi. Yemin ederim sırtına bindi. Antik gölgenin sırtına bindi. Aaa! Aşağı atladılar. Susturum antik gölge efsanesinin sırtına bindi ve aşağı atladılar. Bir dakika, banlama mesajları çıkmadı. Dostlarım, banlama mesajları çıkmadı çünkü kırsız sunucusundayız. Evet, çünkü şu anda kırsız sunucusundayız. Bir dakika dostlarım, vakit kaybetmem lazım. Bobby ve Kevin'in ekili hala burada. Bunları alıp buradan kaçacağım dostlarım. Direktman kaçacağım. Bakın şu anda kırsız sunucusunda olduğumuz için dostlarım ban yemiyoruz aslında. Olay bu. Yani ben dostlarım, ben ölümsüz falan değilim büyük ihtimalle. Tamam dostlarım, Bobby'nin ekilini de kırdım. Bakın direktman buradan kaçmam lazım. Biz şu anda kırsız Bu kim lan? Kevin'in kılıcı! Bir dakika, bunlar benim eşyalarım değil mi dostlarım? Bunlar benim eşyalarım değil mi? Codeman serverındaki itemlerim bunlar. Geçen bölümdeki envanterim. Chris dostlarım itemlerimi almış. Chris envanteri itemlerimi almış. Codeman serverındaki itemlerimi almış. Lan bunun ismi niye Marcus oldu? Dostlarım bunun ismi Rusya demedi. Bir dakika, ismi Marcus'a dönmüş çünkü şu an Chris'in sunucusundayız. Eğer cevap istiyorsan yine videoyu durdur falan yazdı. Dostlarım bunu ara buraya geldi. Lan dur Chris, nereye gidiyorsun? Dostlarım Chris benim kılıma girmiş. Gölge adam skili benim envanterim. Codeman serverına gidiyor. Şu an bakın biz Chris'in serverındayız. Bu tren Codeman serverına gidiyor dostlarım. Senin kılına girmek çok eğlenceli olacak. Dostlarım Chris benim envanterimi aldı ve Codeman serverına gidiyor. Benim kılıma girecek. Eğer cevap istiyorsan video kaydını durdur. Dostlarım ben video kaydını durduruyorum.